Manyaklıkta sınır tanımıyorsun artık ya. Eğer istersen suç duyurusunda bulunup 135'e birden süründürürüm seni. Başkasının gizli bilgilerini ele geçirmek suçundan 3 yıl hapis cezası indiririm tepene gerizekalı. Senin zorun ne be? Derdin ne senin? Ne düşündün ki? Ne düşündün bu bilgileri isterken? Ne düşündün? Ha? O kuş beyninle niye halledebileceğini düşündün? Meryem çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hata yaptım biliyorum ama korktum. Fırat'ı kaybetmekten korktum. Sen onun evine falan gidince ben şüphelendim. Zaten nişandan önceydi bunların hepsi. Özür dilerim. Senin gibi bir uyuza acımayacaksın aslında ama şeytan diyor ki... Narin sakın. Bak kimsenin bilmemesi lazım bunu. Ne olur bak sen beni seversin. Ablam üzülür. Bak Fırat'ı kaybederim. Ne olur. Bak sen artık şunu kafana iyice sok. Eğer senin sevgilinle aranı bozmak isteseydim gider Fırat'a her şeyi anlatırdım. Ne düşünürdü acaba kıskançlıktan dedektifler tutup peşime taktığını öğrenseydi? Canını okurdu senin. Öt şimdi. Öt. Şadiye'nin başına bir şey gelmiş olabilir. Ne biliyorsun Şadiye ile ilgili? Öteceksin, anlatacaksın bana her şeyi. Ne biliyorsan teker teker anlatacaksın hepsini. Yok, yok ya olur mu öyle şey? Ben bilmiyorum. Benim Şadiye'nin varlığından bile haberim yoktu ya. Ben bütün ailen öldü zannediyordum. Ha, anladım. Ailemi benim öldürdüğümü düşündün yani değil mi? Ağzının suları akmıştır herhalde. Şadiye ortaya çıkınca da çok üzüldün değil mi? Ya sen ne biçim bir yaratıksın be? Ne biçim bir yaratıksın sen? Şimdi de onu koz olarak kullanacaksın. Kardeşimi kullanacaksın değil mi? Boşuna sevinme. Hiç kimsenin lafıyla dedikodusuyla kimse yargılanmaz cinayetten. Tamam mı gerizekalı? Tamam. Özür dilerim. Dönelim mi artık? Bana bakın bak. Benimle veya ailemle uğraşmaya kalkarsan yemin ederim seni de o dedektifte alırım. Fırat'la Deniz'in karşısına oturturum. Tek tek itiraf ettiririm her şeyi. Sonra da gider sana dava açarım. Hayatının sonuna kadar süründürürüm seni. Anladın mı beni? Tamam. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum ama ne olur dönelim artık. Bak kuş kullanacaklar. Ne diyeceğiz millete? Ha? Yürü. Bin arabaya. Markete gideceğiz daha. Allah belası. Senin canını okuyacağım ben. Bekle sen. Nerede kaldınız ya? Ya sormayın ben şarap aldım zannediyorum. Yani arabada şarap vardı bir sürü. Hiç anlamadım ya çalındı ya da aldığımı düşündüm ama almadım bilemedim. Anlamadım ne olduğunu yani. Neyse normal bu aralar kafam çok karışık. Sonuçta gittik kaldık işte. Ya abi hayatım ya evde şarap vardı zaten kaç kadeh içeceğiz birer kadeh bir şey. Ya. Neyse ben şu yemekleri ısıtayım bari. Siz oturun. Gerçekten bakın keyfinize. Ev sizin. Ben gidiyorum. Hayrola? Nereye? Ya polise gideceğim ben. Bu telefon suratıma kapandı. Ben çok merak ediyorum Şadiye'yi. Bir şey falan olmuş olabilir. Gerçekten böyle karakolda tanıdıklarla falan telefon aracılığıyla bulmaya çalışacağım. Saçmalama Nari. Savcılıktan izin alınması gerek. Ayrıca bu kadar merak ediyordun. Niye bir saattir şarap arıyorsunuz? İşte arıyorum sürekli kapalı çıkıyor. Sürekli kapalı çıkıyor. Ya gerçekten benim Şadiye'yi bulmam gerek. Erol Bey'i falan ararım, yardım eder. Ev sizin, bakın keyfinize. Yok öyle, ben de geliyorum, beraber gideceğiz. Alo? Alo, Ayhan. Ayhan, yaktın beni, Ayhan yaktın beni. Bir terslik mi var? Daha ne olsun? Mahvoldum ben, mahvoldum. Kadının babası seni takip etmiş. Oturduğumuz kafede fotoğraflarınızı çekip Narin'e yollamış. Narin canımı okudu şimdi benim. Ayrıca... Nari'nin bütün ailesinin öldüğünü söylemiştin sen bana. Bu kız kardeşle nereden çıktı şimdi? Şadiye midir nedir? İstanbul'da bütün sülale arıyorlar onu. Ben niçin para veriyorum sana? Sen ne biçim iş yapıyorsun? Kız kardeş mi? Evet. Kız kardeş. Ayhan Hanım kız kardeş. Kadının bahsettiği kız buymuş. Biz Nari'ni sandık tabii. Yeni bir plana ihtiyacımız var. Yarın takip edilmediğinden emin olduğun bir yere gidiyorsun.
Beni arıyorsun. Anladın mı? Buluşmamız lazım. Naren'in ailesinin katili Naren değil, Şadiye'ymiş. Ne yap yap, başka bir şey bul. Bu kızdan kurtulmam şart oldu artık. Ve elimde çok iyi bir koz olmadığı sürece gidip Fırat'a da ablama da yumurtlayacak yediğimiz haltları. Bütün gece gazeteleri taradım. 2001 yılında Şadiye Yılmaz uğruna bir cinayet işlenmiş. Naren'in şanlı aile tarihinden bir yaprak daha. Ya bundan bana ne? Bana Naren'le ilgili bilgi lazım. Tamam. Şu haber enteresan yalnız. Nasıl buldun? Biraz tesadüf oldu aslında. Bir miras davası için bir resmin izini sürüyordum. Bu çıktı. Bu her şeyi değiştirecek. Hoş geldiniz bakın. Hoş bulduk. Ablam yok mu? Yok, gece de gelmedi. Peki. Sen bana bir kahve yapıver bir zahmet. Temizlik vakti Narin Hanım. Katil, fahişe, üstelik Can'la enteresan bir ilişkisi olan bir kız kardeş. Alo, kızı bulamamışlar dün gece. Ebu'nun hayat kadını olduğunu da bilmiyorlar tabii. Can da söyleyecek değil ya. Sen araştırmaya devam et Ayhan. Bu kızın ortaya çıkması çok güzel sonuçlar doğuracak, ben bundan eminim. Neyin peşinde lan bu kız? Sen de yorgunsun tabii. Bak, ben duş alıp hemen yatacağım. Ayhan kim? Kim? Ya bu Irmak telefonda abuk subuk bilgiler veriyordu herife. Yok Şadiye'yi bulamadılar, seni araştır falan. Açmıyor. Fırat'ın yanına mı gitti acaba? Şimdi onun yanında da konuşulmaz ki, bunlar netameli konular yani. Yok yok, bir işler dönüyor. Ya bu Irmak taktı Narin'le ilgili her şeye. Yok efendim, kızı bulamadılar, sen ara. Yok kızın hayat kadını olduğuna haberimiz yokmuş diye keyiflenmeler. Bak bak. Can söyleyemez ne? Kim bu Ayhan ya? Ona ne bizim meselelerimizden? Bilmiyorum işte. Arıyorum bir saattir. Bulunca soracağım. Evine gittim, yok. Amcama sordum, bilmiyor. Bulunca soracağım. Hayırlı bir işler peşinde koşmadığı belli. Cinnet geçireceğim artık ya. Can, ben uykusuzken iyi olmuyorum biliyorsun. Yeter artık, düşün yakamdan ya. Biz bu kızla iki gün baş başa değil miyiz? Ha? Sorarız ne soracaksak. Yeter ama şimdi ya. Ya Deniz. Uyuyacağım. Bugün bana fazla geldi haliyle. Uyuyacağım. Uyuyacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.